Sevgili seyirciler bu hafta yine ilginç bir olay yaşandı. Özellikle para dünyasında, ekonomi dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası FED tarihinde görülmemiş yani 1994 yılından bu yana görülmemiş bir artış yaptı. 0.75 puan Faizleri arttırdı ve faiz oranı 1.50'den 1.75 seviyesine çıkarttı. Çok konuşuldu böyle bir karar alınması doğru muydu yanlış mıydı diye. Peki bu karar ne anlama geliyor? İsterseniz bir bilene soralım. Murat Ferman şu anda bizimle. Murat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Bu karar sürpriz oldu mu sizin için? Ne anlama geliyordu acaba? FED son toplantısında beklentiler paralelinde bir karar verdi. Ancak çıtayı bir parça daha yükseltti ve bundan sonraki sıkılaştırma koridorunun daha hızlı koşulacağını ve daha yüksek montanlı faiz silahının veya aracının kullanacağını bir yerde etmiş oldu. Evet, merkez bankaları ve merkez bankacılığı rolü oynayanların bugünlerde işi oldukça zor. Netice itibariyle normalleşme sürecinin Ukrayna, meselesiyle adeta dejenere edilmesi, adeta bozulması sürecinde önümüzdeki günlerin ne getireceği konusunda şüphe bulutları daha da yoğunlaşıyor. Öyle ya yaşanılan katmerlik kriz yani bu krizin içerisinde gıda krizi var. Bu krizin içerisinde enflasyon krizi var. Bu krizin içerisinde jeopolitik gelişmeler ve diğer unsurlar var. Bu karmaşık çetrefil ortamda bir de Resesyon sıkıntısı ortaya çıkınca elbette merkez bankaları ve merkez bankacılığı da bu konuda e, aslında üzerine düşeni yapmak durumunda kaldı. Bütün dünyada olduğu gibi politikacılar esasen pandemi döneminde başvurulan e, reflesyonist yani rahatlatıcı, can suyu sağlayıcı politikaların enflasyonu uyarıcı etkisini kabul etmek istemiyorlar. Nitekim son dönemlerde birbiri ardına kamuoyuna seslenişlerini ve soru cevap seanslarını hayat pahalılığı ve enflasyon üzerine yoğunlaştıran Amerikan Başkanı Biden da bu cümleden olmak üzere daha saatler evvel verdiği son röportajında özellikle pandemi döneminde sağlanan kişi başı ödemelerin, altyapı yatırımlarının ve diğer destek paketinin halen yaşanan enflasyon üzerinde geçici veya e, ihmal edilebilir bir rol oynadığını, esas meselenin pandemi ve Putin'den kaynaklandığını, Putin'in saldırgan tutumu çerçevesinde tedarik ve daha sonra e, enflasyon ve elbette gıda ve enerji cephelerinde yaşanan sıkıntıların bugüne yol açtığını ortaya e, koyuyor veya bunu bu şekliyle e, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor. E, şundan emin olabiliriz. Bundan sonra hem bu kararın e, oylama sürecine baktığımızda çünkü bir tek Kansas bölgesel e, banka başkanı e, Esther George dışında herkes 50 bipsin üzerine çıtayı çıkartma konusunda hem fikir hem de daha sonra Başkan Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın hem kısa açıklaması hem de soru cevaplar çerçevesinde şu anlaşılıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde 3,5 üzerine taşınabilecek bir faiz sürecine, faiz hedefine devam edilecek çıta oldukça yukarıya çekilmiş. İlk defa 75 bip's'le 28 yıl sonra yeni bir üst düzey deneniyor ve ilk defa gene Powell bu karar sonrasında 50 veya 75 bip'slik yani 0.50 veya 0.75 puanlık bir artış öngörülebilir önümüzdeki günlerde diyerek 75 bip'si 0.75'i de beklenti setine dahil etmiş oluyor. Şimdi bundan sonra merak edilen konu şu, sıkılaştırma tonunun devam edeceğini hiç şüphe yok. Ama bu sıkılaştırma süreci hangi montanla ve hangi süratle devam edecek merak edilen o. Birçok uzman... Elbette Fed'in müdahale konusunda veya faiz silahını devreye koymak konusunda, devreye almak konusunda geciktiğini öne sürüyor. Bu konuda hem Yalın hem de biraz daha e, düşük perdeden de olsa Powell e, bir parça sorumlulukları olduğunu kabul eden e, açıklamaları e, son dönemde kamuoyuyla paylaştılar. Ancak anlaşılıyor ki özellikle Kasım'da gelen kongre ara seçimleri e, Biden'ın işini zorlaştırıyor ve merkez bankacılığı rolünü oynayan Fed'in ve dünyada diğer merkez bankalarının e, üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Ama merkez bankaları ve merkez bankacılığının esas esbabı mucibesi, varlık sebebi veya çalışma prensipleri de burada düğümleniyor. Çünkü tüm gelişmelere, tüm seçim takvimlerine, tüm jeopolitik baskılara karşın orta ve uzun vadeli ekonomik selameti düşünerek ve kendilerine verilmiş olan hedefler çerçevesinde mesela Fed için bu hem fiyat istikrarı, enflasyon hem de istihdam genel dengeyi sağlayabilmek. Bakalım önümüzdeki günler nasıl bir serimi bizlerle karşı karşıya bırakacak? Resesyonist eğilimlerin ağır basacağı şüphesiz. Ama bir resesyona girilir mi? Bu resesyonun derinliği, koyuluğu ve süreci ne olur? Onları yaşayarak göreceğiz. Bir gerçek değişmiyor. 1944 Bretton Woods anlaşmasıyla kurulan 1971 yılında dolar altın bağlantısını veya karşılığını ortadan kaldırarak revize edilen mevcut hakim ekonomik düzende rezerv para dolar merkez bankacılığı rolünü oynayan FED'in her türlü kararı dünya piyasalarını, dünya ekonomilerini doğrudan ilgilendiren, doğrudan şekillendiren mekanizmaları harekete geçiren ana kurgu olmaya, ana unsur olmaya devam ediyor. O bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü ekonomik kararı ve münhasıran FED'in dolarla ilgili e, tasarrufları yakından izlenmeye devam edilecek. Bu tabi sıkılaştırma politikası güçlü dolar temasını e, güçlendiren, ona destek sağlayan bir unsur. Dolayısıyla bütün dünyada doların ve e, fonların ve finansal varlıkların pahalılanması, iki yıllık Amerikan devlet kağıtlarına bunun bağlanması işleri daha da zorlaştıracak. Sıkılaşan bir dünyada zaten belirli bir enflasyon bazıyla bu enflasyon sarmalına, fırtınasına, kasırgasına tutulanlar değerlerine göre daha fazla hırpalanma ya da yıpranma riskiyle karşı karşıyalar. Onun için her zaman söylendiği gibi zor zamanlardan önce kırılganlıkları onarmak ve yumuşak karnı tahkim etmekte her daim fayda var. Çok çok teşekkür ederim Murat Bey. Sevgili seyirciler bu haftanın konuşulan bir başka konusu burnumuzun dibinde Ukrayna'daki savaşla ilgiliydi. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile yakın temasta olduğunu söyledi. Kim söyledi? Birleşmiş Milletler söyledi. Ee, hem Rusya tarafı hem Türkiye tarafı bu tahılın bir an önce çıkması için elinden geleni yapıyor. Ukrayna cephesinde ise homurdanmalar var. Bu hafta Zelenski'yi 4 Avrupa Birliği ülkesinin lideri ziyaret etti ve özellikle Macron'la bu gördüğünüz fotoğraf çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ee, ve de Ukrayna diyor ki ya bu görüşmeler yapılırken neden Türkiye ile e, bu masada neden Ukrayna'da yok? Yani Türkiye var, Rusya var, Birleşmiş Milletler var. Sonuçta bu tahıl bizim tahılımız diyor bir yandan da bütün bunlar tartışılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujaric de diyor ki Türk yetkililerle bu konuda yakın temastayız. Yakın işbirliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Türk ordusunun yakın işbirliğine son derece minnettar diye Türkiye'nin rolüne bir kez daha alt alta sıraladı. Bu arada tarım demişken Türkiye'nin yeni Tarım Bakanı da önemli işlere imza atıyor ezberleri bozuyor. Nasıl bozuyor? Mesela uçmaz denilen Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları yeniden göklere kavuştu. Bir yandan da tarımla ilgili önemli durum tespitleri var, hasar tespitleri var ve çözüm önerileri var. Bunlardan bir tanesi çok konuşuldu, tartışıldı. Türkiye 10 ayrı ülkede tarım yapmak için adım atacak. Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden araziler kiralanacak. Sudan'dan geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmıştı. Ee, ama bu proje hayata geçmemişti. Bakalım bundan sonra geçecek mi? Bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de bu tarım arazilerinin ne olacağı konusuydu. Bütün bunlar konuşulurken Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Rusya yalıtılmış durumda. Ama Rusya'nın enerji gelirlerinde bütün yaptırımlara rağmen bu hafta arttı. E, Ruble eski değerine geldi hatta ondan daha da fazla değer kazandı ve merkezi Paris'te bulunan İEA'nın e, ilginç bir açıklaması var diyor ki küresel bazda ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış sonucu Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.7 milyar dolar artarak 20 milyar dolara yükseldi diyor bu da bu haftanın belki de en ilginç durumlarından bir tanesi. Rusya her şeye rağmen ekonomisini hala ayakta tutabiliyor. Bu arada biraz önce Ukrayna'ya Macron, Scholz ve Draghi'nin gittiklerini söylemiştim. Kiev'e gittiler. Biraz önce gördüğünüz fotoğrafı verdiler. Ve de liderler Avrupalılar olarak Ukrayna'ya ve kahramanca bir direniş gösteren halkına açık siyasi mesajlar vermemiz gereken bir noktada izlediler desteklerini gösterder. Peki bu sırada Zelinski ne yaptı? Zelinski biraz tabii küs. küs diyelim ve biraz alınmış durumda ya yani. çünkü işte NATO'ya girememek ya da bir anlamda Avrupa'nın sadece silah yardımı yapması Zelinski'yi çok tatmin etmişe benzemiyor. İlginç ee, ilginç bir stratejisi var Zelinski'nin. Farklı yerlerdeki çeşitli konuşmalara katılıyor. Genelde video konferans yöntemine katılıyor ama ilk kez bir teknoloji zirvesinde Viva Teknoloji Konferansı'na katıldı hologramıyla katıldı yani bayağı hani edi, etiyle bu ile olmasa da cismiyle karşılarında e, canlı yayında hologramda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi gördüler ve de hem 2. Dünya Savaşı'nda atıfta bulundu e, hem de normal şartlarda devlet başkanlarının insanlara bir hologram olarak konuşma yapması alışılmış bir şey değil dedi Star Wars'un gerçek hayata geçirdiğimiz tek uygulaması bu değil dedi sonra da lafı çok iyi bağladı. İmparatorluğu da yeneceğiz dedi. Bu da ilginç bir gelişme. Bu arada Moskova işgal ettiği e, Ukrayna'daki her sonda doğan bebekleri otomatik olarak Rusya vatandaşlığı vereceğini açıkladı ki daha önce okullarda da Rus eğitim sistemine geçtiğini daha önce söylemişti. Evet kısa bir ara verelim isterseniz çok hızlı gidiyoruz Beşiktaş'a kaldığımız yerden devam edelim.